Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra Gürses. Mavili Akademi'de eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta salı günü olduğu gibi bu hafta salı da sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle kapalı otoparklardaki zehirleyici gaz algılaması üzerine konuşacağız. Projelendirme esaslarından bahsedeceğiz. Hangi gazlarla çalışıyoruz kapalı otoparklarda, hangi gazların algılamasını yapıyoruz, neye göre yapıyoruz? Bunlardan bahsediyor olacağız. Günümüzde şehirlerde nüfus yoğunluğunun ve özel araç kullanımının artmasıyla beraber kapalı otoparklarda giderek yaygınlaştı. Özellikle insan yoğunluğunun yüksek olduğu alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, rezidanslar, fuar, kongre merkezleri, kültür, sanat, eğlence merkezleri gibi projelerde de kapalı otoparklara sıklıkla rastlıyoruz. Bu tür alanlarda araçların egzozlarından çıkan karbonmonoksit gazı kapalı otoparklarda bulunan insanlar için risk oluşturmakta. Karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz ve tatsız zehirleyici özelliği olan bir gazdır. Bu gaz solunduğunda akciğerlerden geçip kana karışır ve kişinin kandaki oksijen seviyesini düşürmeye başlar. Kişide baş ağrısı, bulantı, kusma, baygınlık gibi belirtileri sebep olur. Uzun süreli ve yoğun konsantrasyonda karbonmonoksit gazına maruz kalındığında ise zehirlenme ya da ölüm vakalarıyla karşılaşılmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalarda normal işletme koşullarında araçların ürettiği zehirleyici gazların ölçümlenmesi ve havalandırmanın kontrolü ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun yanı sıra da olası bir araç yangını etkilerinin erken tespiti ve beraberinde de dumanın tahliyesi çok önemlidir. Bu yüzden kapalı otoparklarda zehirleyici gaz algılaması oldukça kritik bir konudur. Karbonmonoksit gazının zehirleyici bir gaz olduğundan bahsettik. Peki bunun sınırı nedir? Yani bir karbonmonoksit gazına ya da zehirleyici özellikle başka bir gaza ne kadar maruz kalırsak tehlikeli sonuçlar ortaya çıkar. İşte burada iki tane seviye karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki TVA seviyesi. TVA seviyesi bir gaza, zehirleyici bir gaza 8 saat boyunca maruz kalınabilecek üst sınırdır. Bir diğer sınırımız ise stel seviyesidir. Stel seviyesinde zehirleyici bir gaza 15 dakika boyunca maruz kalınabilecek üst sınırdır. TVA ve stel seviyelerini biraz daha açacak olursak, karbonmonoksit gazının ortamdaki yoğunluğu ppm birimiyle ölçülmektedir. Milyon başına düşen partikül birimiyle ölçülmektedir. Örnek verecek olursak 50 ppm karbonmonoksit dediğimizde havadaki her 1 milyon molekül için 50 molekülün karbonmonoksit gazı olması demektir. Karbonmonoksit gazının ölçümlenmesinde de Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği sınır değerler vardır. Bunlardan TVA değeri 50 ppm, yani 8 saatlik maruz kalınacak değer 50 ppm, stel değeri, stel seviyesi ise 200 ppm'dir. Yani biz karbonmonoksit gazına 8 saat boyunca 50 ppm maruz kalabiliriz, 15 dakika boyunca ise 200 ppm maruz kalabiliriz en fazla. Otoparklarda da karbonmonoksit gazı algılaması tasarlanıp uygulanırken Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu bu seviyeleri baz alarak uygulama gerçekleştiriyoruz. Diğer bazı gazların TVA ve stel seviyelerine bakacak olursak amonyanın TVA seviyesi 25 ppm, stel seviyesi 35 ppm. Klorin gazının TVA'sı 0,5 ppm, steli ise 1 ppm, yani oldukça tehlikeli bir gaz. Çok küçük miktarlarda solunması bile oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bu şekilde algılama yapacağımız gazın, algılama yapacağımız zehirli gazın TVA ve stel seviyelerini bilip buna uygun şekilde ürün projelendirmek oldukça önemlidir. Projelendirme esaslarına bakacak olursak binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe, EN54'de 14'ün madde ilgili maddelerine ve konuyla ilgili örnek uygulamalara bakıyor olacağız. Binaların yangından korunması hakkındaki
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin yürürlük tarihlerine bakacak olursak ilk olarak 2002 yılında yürürlüğe girmiş bir yönetmeliktir. Daha sonra sırasıyla 2007, 2009, 2015, 2017 ve son olarak da 2018 yılında revize olmuştur. Son olarak revize olan 2018 yılındaki yönetmeliği kullanıyoruz ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik yerel bir yönetmelik, yani sadece ülkemizde geçerliliği olan bir yönetmelik. Yönetmeliğin maddelerine bakacak olursak, tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasından bahsediyor. 102, 103 ve 104. maddede tehlikeli maddeleri şöyle sınıflandırıyor yönetmelik: patlayıcı maddeler, parlayıcı patlayıcı gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli gazlar olarak tehlikeli maddeleri sınıflandırıyor. Ve herhangi bir amaçla tehlikeli madde bulunduran yapılarda tehlikeli maddenin miktarına ve tehlike sınıfına bağlı olarak çevre güvenliğinin sağlanması gerekliliğinden bahsediyor yönetmelik 102, 103 ve 104. maddelerde. EN54-14 standardına bakacak olursak burada da dedektörlerin seçimiyle ilgili bir bilgilendirme var. Orada da şunu söylüyor: dedektör tipinin seçimini etkileyen faktörler şunlardır: mevzuat şartları, alanda bulunan malzemeler ve bunların yanma şekli, alan konfigürasyonu, ki özellikle burada tavan yüksekliği devreye giriyor, havalandırma ısıtmanın etkileri, İncelenen odanın içerisindeki ortam şartları ve yanlış alarm ihtimali. Yani otoparklarda dedektör seçimi yaparken ya da diğer mahallelerde dedektör seçimi yaparken mutlaka ve mutlaka ortam şartlarını, mevzuatı, alanda bulunan malzemeleri, ortaya çıkabilecek tehlikeleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gelelim karbon monoksit dedektörlerinin yerleşimine. Karbon monoksit zehirleyici bir gazdır. Bunun yanı sıra az da olsa patlayıcı özelliği de vardır. Ve karbon monoksitin yoğunluğu 0.97 birimdir. Havanın yoğunluğu 1 birimdir. Karbon monoksitin kesi 0.97 birimdir. Yani bu yüzden havayla yaklaşık olarak aynı ağırlığa sahiptir. Ve yayıldığı zaman karbon monoksit gazı odanın orta noktasında toplanır. Bu yüzden de karbon monoksit dedektörlerini yerden yaklaşık 150 santim yüksekliğe koyuyoruz ki burada hedeflenen odanın yaklaşık olarak orta noktasına yerleşim yapmak. Ve gaz kaynağından da mutlaka yatay olarak 150 santim uzağa monte ediyoruz ki daha yakına monte ettiğimizde tehlikeli bir yoğunluğa ulaşmasa bile gaz kaynağa yakın olduğu için dedektör hemen en ufak bir gaz çıkışında da algılama yapıp alarma geçebilir. Bu yüzden yerden 150 santim yukarıya ve gaz kaynağından da yatay olarak 150 santim uzağa yerleştirmek gerekiyor. Hatırlayacak olursak Dünya Sağlık Örgütü'nün karbon monoksit gazı için belirlediği 8 saat ve 15 dakikalık sınırları konuşmuştuk. Kapalı otoparklarda karbon monoksit gazı algılaması yapılırken bu iki seviyeye göre yapıyoruz. Birinci seviyemiz 50 ppm, ikinci seviyemiz 200 ppm. İlk olarak ortamdaki karbon monoksit miktarı 50 ppm ulaştığında otopark havalandırma sisteminin birinci seviyede çalışması, 200 ppm ulaştığında da ikinci seviyede çalışması yaygın ve uygulanan kabul olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamayı yaparken kullanacağımız gaz dedektörünün çift seviyeli olması önemlidir. Çünkü bu iki seviye kısa süreli ve uzun süreli gaza maruz kalma limitlerinin algılanması halinde röleleri, ilgili bölgelerin rölelerini çalıştırıp havalandırma sistemlerinin aktive edilmesi oldukça önemlidir. Böyle bir uygulama yapılması durumunda havalandırma sistemi ortamdaki karbonmonoksit gazının tahliyesi ve temiz havanın da otoparka doldurulması konusunda etkin rol oynayacaktır. Bu yüzden de kullanacağımız gaz dedektörleri iki seviyeli olacak. Birinci seviyeyi algıladığı zaman havalandırma birinci seviyede çalışacak. İkinci seviyeyi algıladığı zaman gazla havalandırma ikinci seviyede çalışıyor olacak. Sonuç olarak merkezi havalandırma sistemi tesis edilen kapalı otoparklarda başta can güvenliği olmak üzere havalandırma sisteminin enerji verimliliği ve havalandırma cihazlarının uzun süreli kullanım amacıyla mutlaka ve mutlaka karbon monoksit algılama sistemiyle yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla tesis edilecek sistemler
elektrik ve mekanik projelere uyumlu olarak tasarlanmalıdır. Ve tesis edilen sistemler kullanıcılar tarafından sürekli olarak test edilmeli ve belirlenen periyotlarda cihazların kalibrasyonları yapılarak sistemin işler kılınması sağlanmalıdır. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız olursa akademi@mavili.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımıza Mavili Elektronik yazarak erişim sağlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.